Abicim seçimden önce seninle röportaj yapmıştık. Evet. HDP'li abiyle röportaj diye. Evet. Şimdi çok önemli meseleler var. İlk önce Selahattin Demirtaş'ı sormak istiyorum. Bugün istifa etti resmen manevi olarak. Neler olacak? O konuyla alakalı biz de şimdi biraz önce arkadaşlarla görüştük. Yani Selahattin Demirtaş şimdi ilk etapta böyle bir açıklama yaptı. Fakat bizim MYK toplanacak tekrardan. Yani tekrardan onu bir şekilde görüşülecek yani. Öyle anladım. Şimdi Selahattin Demirtaş deyip geçmemek lazım. Abicim, yani şimdi Selahattin Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın emeği tartışılmaz. Yani burada mesela nasıl söyleyeyim, bir kesim var. Şimdi nasıl mesela Erdoğan'a tapılıyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz eğer hatırlarsanız deprem olmadan önce bir röportaj yapmıştık ve orada o zaman daha işte Meral Akşener'in işte masadan kalkıp tekrar geri dönmesi dahi yoktu. Deprem yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ve bazı şeyleri çıkarın arşivden, bakın ona. Dediklerimizin hepsi hemen hemen birebir çıktı. Ne dedik orada? İyi Parti Meral Akşener %15-16'lara çıkmıştı. Yani öyle gözüküyordu. Ama şu tehlikeyi dedik göz ardı etmemek lazım. İşte milliyetçilik duygularıyla beraber işte HDP'yi yanımıza almayalım, işte HDP'nin olduğu yerde biz olmayız falan. Bu tehlike dedik devreye girerse bu masa da kalmaz, bu seçim de kaybedilir. Peki HDP'nin şimdi kendi adayını çıkartması, Selahattin Bey demiş ki ben hazırım. Ama olmamış. Şimdi o tartışılmış, konuşulmuş, öyle bir karar verilmiş. Şimdi bunu bizim dedim, bizim bir bileşenlerimiz de var. Bizim mesela dedim ki orada bu ilk turda bitmesi için bu altılı masanın tutarlı olması lazım. Israrla da söyledik. Ama ne oldu? O röportajımızdan 2 ay geçmedi daha. İşte seçimlere çok az bir zaman kalan Meral Akşener kalktı dedi ki ben dedi kazanacak aday dedim. Kafadan orada kaybetti zaten. Ne oldu? Orada seçmeni binlerce istifa oldu. Oradan kalkması 200 bin, 250 bin İyi Partili'nin istifa etmesi bir iki gün içinde. Gitgide ne oldu? Tekrardan ben işte ne yaptığıma geldi. Hatasını anladı, geri döndü, ikna edildi veyahut da İmamoğlu'yla Mansur Yavaş tarafından. Ama orada o geçen bu kaybedilen seçimin şeyini telafi edemeyecekler yani. O 4-5 puan İyi Parti'den MHP'ye kaydı. Ne dedi İyi Partili seçmen? Dedi ki ben tamam böyle diyorum ama bunlar şimdiden birbirine girdi. Ben en iyisi kendi partime geri döneyim. Şimdi, zaten MHP'nin oylarının %5'i tepki oyları olduğunu herkes biliyor. Tepki oyları şimdi. Ama o şimdi, AK Parti'den gelen o %500. Peki İyi Parti'den almadı mı MHP? Muhakkak almıştır. Ne, yani yarısından en az 3 puan. Ben sana öyle söyleyeyim. 3 puan belirledi. Yani sen diyorsun seçimi ki HDP'lerle konuşuyorum. Onlar diyor ki Meral Akşener İyi Parti. İyi Partilerle konuşuyorum diyor ki HDP. Şimdi bak, farkındasın şimdi değil mi? Ben, tam ortadayım ve ikinizi de dinliyorum. Ben bir HDP'liyim biliyorsunuz. Yönetimindeyim. Aktif olarak her gün sahalardayız. Ama ben şunu bir HDP'li olarak sormuyorum. Bu seçimin en büyük destekçisi Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na nereden geldi? Doğudan geldi. Yani HDP'nin açıklaması. Şimdi masada sen, dahi yoktu. Şimdi sen masada diyorsun, dahi yoktu. Evet, masada evet. Dahi üçüncü bir ittifak. Emek ve Özgür'ün ittifakı. Doğruya doğru. Eyvallah. Diyarbakır %80. Hakkari %75. Van %70. Mardin %65. Güneydoğu'nun hepsi. Ona rağmen biz ne diyoruz ki? Biz diyoruz ki bu başarısızlık var ortada. Biz görevimizi fazlasıyla yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Daha önce de söyledim. Bedeller ödüyoruz. İşte üzerimizdeki baskıları biliyorsunuz. Biz bunları yine de ödemeye de devam edeceğiz. Ama ilkelerimizden, ideallerimizden, siyasi duruşumuzdan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. İki sorun var. Bir, Kılıçdaroğlu istifa eder. Ya etmeyeyim. Şimdi bence bana kalırsa etmeli. Yani Selahattin Demirtaş bugün cezaevinden kalkıp böyle bir çıkış yapıyorsa. Ben diyor başarısız oldum. Ya ben diyor cezaevindeydim. Elim ayağım bağlıydı. Ama söylediklerim yetmedi. Eşi her gün mitinglerdeydi. Ya o duruş bu partilerde şimdi, de olsun şimdi abi o duruş yani burada bu nedir? Ya olsun. Şimdi hayır şimdi sen 20 sefer çıkmışsın. Kaybetmişsin. Her seferinde kaybetmişsin. Her seferinde kaybetmişsin. Bunu attık şapkanı koyacaksın önüne oturacaksın. Ben nerede hata yaptım diyeceğim. Eyvallah. İkinci sorum da şu. Tip. Tip olayı ne oldu? Milletvekilinin kaybedileceği korkuları vardı HDP'de. Şimdi, bu yaşandı mı? Şimdi tipin teklifi neydi? Gelip bize işte ben kendi oy oranımı görmek istiyorum. Bir. İkincisi biz sadece ömür boyu işte HDP'nin gölgesi altında siyaset yapmayalım ben falan. Ben benim sen sensin biraz. Şimdi biraz HDP'nin şeyiyle bir vizyonu oldu, popülaritesi oldu. 4-5 tane iyi milletvekili Barış Atay gibi mesela, vekilleri Seda Kadıgil gibi. Barış Atay milletvekili de olamadı. Olamadı işte. Yani onun da en içlerindeki en iyisi şey yaptılar. Strateji hatası mı oldu diyorsun? Strateji. Şimdi biz şöyle bir şey diyebilirdik. Diyebilirdik ki kapıyı da gösterebilirdik ama biz bunu yapmak istemedik. Her zaman birleştirici olalım dedik. Sonuç ne bu oldu? Emek ve Özgürlük İttifakı dediğimiz olay biz birleşmeye devam edeceğiz.
Mesele bu. 4 tane vekil istedi, biz 8 tane vekil teklif ettik, onu da kabul etmediler. Biz kendi işte şu kadar alacağız, şu 15-20 tane vekilden bahsedildi, istendi. Yani bir taraftan da dedi ki bir girsinler, bir boylarının ölçüsünü alsınlar yani. Ne oldu sonuç abi? Ya ne oldu? Bizim buradaki anladım. Benim her gün sokakta beraber çalıştığım Canan vekille meclise gitmesine engel oldular. Canan Kebenç bizim ikinci bölge, ikinci sıra milletvekili adayımızdı. Ve tipin oylarından olmasaydı biz onu da şu anda Ankara'ya vekil olarak gönderecektik. Bu şekilde kaç vekil sence abi gitti? Ya 12-15 arası. Kayıp var. 12-15 arası kayıp var. 8 ile 10 arası da CHP'den kayıp var aynı şekilde. Evet. Yani ana muhalefete de kaybettim. Evet. Yani kökü zarar oldu bu olayda. Evet. Şu anda biz yerellerden bile en üst tabaya kaya kadar herkes hesap verecek. Bravo. Biz kendimiz, bizim ilçe başkanımız çıktı dedi ki yani gerekiyorsa hepimiz istifa. Şimdi şunu soracağım. Mesela yalnız, istifa yalnız etmek de bir erdemliktir. Selahattin Bey'le bir şekilde diyorsun gönlünü şey yapıyor. Yani görüşülür onun tek senin başına. Şimdi ben tahmini söylüyorum yani bunu bireysel şahsım fikri görüş. Ama şöyle bir şey de var. Yani sonuçta diyelim ki ikna da edilmedi, kararından vazgeçmedi ki öyle de bir şeyi var. HDP'nin Yeşil Sol'un şu anki HDP'nin Yeşil Sol'un HDP de kapatılmadı bu arada söylemiştik. Doğru. Yeşil Sol'la gireceğiz. Evet. Eğer girersek kapatılmayacak, girmezsek Yeşil Sol'la HDP kapatılacak. Hepsi çıktı bu söylediklerimiz. HDP'nin böyle bir direniş geleneği var. Yani Selahattin Demirtaş mesela gider, onun yerine başka birisi çıkar. Anladın mı? Yani böyle bir kültürümüz ama var. Ama dedin ki orada bir lider oluştu şimdi. O belli. Şimdi onu Selahattin şey Demirtaş'ın orada bir lider oluştu. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın emeğini kimse inkar edemez. Türkiye siyasetinin bir değeridir. Çok merak ediyorum. Önümüzdeki şimdi, süreçte çıkacak mı şimdi acaba? Demirtaş'ın şu anda içeride olmasının sebebi ne? Dön Haziran seçimlerine, çözüm sürecini hatırla. Beraber işte bazı şeyler yap. Ama ben o konuda HDP'yi mesela abi açık açık eleştiriyorum. Hı. Kardeşim senin liderin içeriye atılmış. Hani ben anlayamadım. Yani vallahi ben anlayamadım. O tepkisizlikten diyorsun. Evet yani, abicim böyle şimdi bir şey olur. Biz de diyorduk. Öyle bir hiçbir durum siyasi lobi yok mu? Şimdi, hiçbir konuşulmadı şimdi, mı? Çünkü bu taraf diyor ki abi bak tamamen suçsuz. Şimdi bu taraf tamamen suçsuz diyorsa ama ona göre de yani ben bilmiyorum şimdi ama eleştiriyor. Kılıçdaroğlu'na niye destekleme kararı verdik sence? Türkiye'nin hukuk otursun. Ya bir değişim olsun. Bir demokrasi nefes alsın, bir özgürlükler olsun. Yani bir gazeteci suçsuz sebepsiz yere gidip mahkemelerde sürünmesin. Bir avukat, yani avukatlar, gazeteciler yüzlerce. Ha dakika bir gol bir mesela bizim dün bir PM üyemiz tutuklandı. Neymiş? Gerekçe işte gizli tanık var. Bak yani biz bunlara hazırlıklıyız. Hazırlıklıyız. Biz ama bu seçimde... Parti öz eleştirisini çok sert şekilde yapıyor diyorsun. Öz eleştiri bak biz geçen gün ilçede birbirimize giriyorduk kendi kendimize. Abi bu öz eleştiriler yani partilerde şimdi, yapılmazsa şimdi bitti kazanılmaz. Biz yereller olarak ilçeler bazında söylüyorum. İlde de ama şöyle bir şey var bizde. Kol kırılır yen içinde kalır. Biz şimdi ne diyoruz? Her yer bizim için mücadele alanı. Biz devam edeceğiz. Bir de şunu sormak biz şunu da söyleyeyim. Buyur. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde altılı masa dediğimiz CHP'nin dışındaki 5 parti birazcık çabalasa inan ki o 2-3 puanı alırdık bir şekilde. Gitti abi. Ama şimdi artık geriye dönmeyeceğiz. Önümüze bakacağız. Şimdi bir 5 sene daha bu şekilde. İstanbul yarın... ve Ankara Belediyesi'ni soracağım. Öngörünü bak çok önemli. Daha çok erken çünkü. Aslında 11 ay var. Ama ben diyorum ki abi İstanbul gitti. Öyle düşünmemek lazım. İstanbul'da yine birinci çıktı Kılıçdaroğlu. Ucu ucuna. Yani orada bir yine şeye geleceğiz sanki kendimizi met ediyormuş gibi olmasın ama bizim ya orada siyaset böyledir. Siyaset şöyle siyasetin bir şey şimdi bu var, yapacak bir şey şöyle bir şey var. Bir devlet gücü de var karşında. Biz aynı zamanda bir devlet gücüyle de mücadele ettik. Ama o devlet şimdi, sisteminin içindesin yani. Sistemin içindeyim ama çok ben şimdi, Yeşil Sol Parti olarak girdiğim için bir kuruş para alamıyorum. Ama o ne yapıyor? Devletin özel uçaklarıyla gidiyor aynı gün içinde 3 tane 4 tane miting yapabiliyor. Bunları şimdi, biz bile bile girdik mi girdik seçime? Şimdi ben bunları o yüzden hepsi, bu bahaneleri şimdi bu, senle samimiyiz diye söylüyorum aynen, yüzüne. Evet. Kabul etmiyorum. Haklı mısın? Evet. Haklısın da biliyorduk abi. Şimdi, her şeyi biliyorduk. Şimdi onu Meral Akşener masadan kalkmasa. Biraz başa dönelim. Söylediklerimize dönelim. Şimdi, ben biraz daha başa dönmek istiyorum. Kemal Bey olmasa. Şimdi burada Mansur olsa, orada Selahattin Bey olsa. İkisi öyle bir oy alırdı ki sen düşünebiliyor İmamoğlu musun? İmamoğlu olabilirdi mesela. Biz söyledik bunları. Söyledik. Ama ne dedi? Meral Akşener çıktı orada. Kendini orada kaybettik. Biz orada kaybettik seçimi. Dedi ki ben kazanacak aday dedim. Sen kazanılacak mı diyordun o çıkmasa? Ya o olay olmasaydı, Meral Akşener'in o çıkışı olmasaydı, Muharrem İnce, Sinan Oğan gibi çakma milliyetçiler de olmasaydı %60'a 40 alırdık biz bu seçimi. Olay bu. Ama olmasaydılarla olmuyor. Öyle, öyle. Olmuyor. Ne yaptı? Sinan Oğan çıktı. Şimdi ben diyor ya Türk milliyetçisiyim diyor. Benimle Hüdapar'ın yan yana durması,
Akla ziyan bir şeydir. Acayip diyor. Bir döneme giriyoruz. Akla ziyan bir şeydir ama çıktı el ele. Kutlama yaptılar Hüdapar'ın genel başkanıyla. Büyük Birlik Partisi'nin. Arada bir adam mı iki adam mı ne vardı? Gene el ele mi el ele? Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici de milliyetçi değil mi? Beraber el ele Hüdapar'la beraber el. Ya sen düşünebiliyor musun abi? Rahmetli Muhsin Yazıcı olsa o eli tutar mıydı ya abi? Işte, herkesin bir duruşu yani vardır şimdi ya. Bu siyasi ahlak vardı. Siyasi artık... Nasıl söyleyeyim sana? İçimiz yanıyor abiciğim. Ya arkadaşlarımız çıkıyor diyor. Biz ülkücü arkadaşlarımız var. Biz diyor artık ülkücülüğü, ülkücü izlemeye utanıyoruz der hale geldiler. Bir şey soracağım. Yani. Önümüzdeki süreçte ne bekliyor? Valla önümüzdeki süreçte şimdi siyasi seninle böyle konuşuyoruz ya. Yarın gelip seni alabilirler, beni alabilirler. Normal birini alabilirler. Önümüzdeki, zor bir dönem mi başlıyoruz? Şimdi bunları sana biz defalarca söyledik. Yani öyle bir döneme girdik. Şimdi biz... Özellikle Kılıçdaroğlu'na destek vermemizin ise oradaki bir işte bu kayyum sisteminin kalkması sözünü veren bir şey. Hukuksal zeminde. Hukuk ya en azından bir şans verilirdi. Yani bir onu da bir denerdik ama şu anda boş. Ne yapacağız? Önümüze bakacağız. Biz HDP olarak bak HDP'nin bir neferi olarak ben kendi adıma söz veriyorum. Bir adım geri atmayacağım ben. Eyvallah. Bir adım geri atmayacağım. Bu demokrasinin Türkiye'nin nefes alması için biz... Şu an nefes almıyor Türkiye'nin muhalifleri biliyorsun değil mi abi? Ya. Gençler perişan ya olmuş durumda. Şimdi, oy kullanmaya gitmeyeceğim diye yemin eden yüz binler var. Bu insanları nasıl inandırılır? Dakika bir, gol bir. İşte İmamoğlu'nun şeyi tartışılıyor. Bu cezası işte onanacak istinafta hazırlık yapılıyor. Yani bunların hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey var. CHP kesimi, altılı masa, o faşizmle daha böyle bizim kadar tanışmadılar. Ama biz yıllardan beri bu işin zorluğunu çekiyoruz. Suçsuz sebepsiz yere haksızlıklara uğradık. 20 sene, 30 sene yatan arkadaşlarımız oldu hiçbir suçu olmadan. Biz bunların hepsini yaşadık. Onlar bundan sonra tanışacak gerçek faşizmle. Biz yine üzerimize düşeni yapacağız, geri adım atmayacağız, bildiğimiz yoldan şaşmayacağız, ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz. Görüşmek üzere.